Sevgili arkadaşlar, ben Yunus Dalgıç. Bir videoyla daha karşınızdayım. Biliyorsunuz Manchester'a geldim. Öğrenci hayatını sizler için burada yaşamaya çalışıyorum. Bugün ise sizler için Manchester gece hayatını çekeceğim. Eğlence yapacağız, biraz eğleneceğiz, kopacağız bugün. Ama videoya geçmeden önce 2 haftalık ücretsiz dil eğitimi çekilişi yapıyorum Study Course aracılığıyla ve NCG okulları aracılığıyla. Aşağıdaki linke tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz ve çekilişe katılabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesabımı aşağıya bırakıyorum. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz sokak Manchester'ın Barlar Sokağı. Burada birbirinden farklı klublar ve eğlence mekanları var. Biz de bir tanesine geldik. Hemen sizi biriyle tanıştıracağım. Evet, yanımda çok güzeller güzeli bir Türk hanımefendi var. Evet, bay kendini tanıtın. Ben iş yaparsın, anlat. Ben Duygu, hostesim. Evet, hostes. Hostes. Evet, tekrar hostes. Böyle yapınca hostes oluyor. Böyle yapınca club. Bunlar da bugün burada tanıştığımız arkadaşlar. Bu da böyle, o da öyle. Duygu'yla da Couchsurfing'den tanıştık. Hepsi de Couchsurfing'den tanıştık daha doğrusu. Sonra böyle eğlenmeye geldik. Sigara zararlı. Right, too close. That is too close. It's a video, guys. Geldiğim club biraz tuhaf bir club açıkçası. Ama eğlence bence güzel. Yani İngilizler eğlenmeyi biliyor. Onu size söyleyebilirim. Küçük bir şehre göre güzel bir yer. Bunlar donmuyor mu ya? Allah aşkına. Şuraya bak. İnsan donar ya. Arkadaşlar, saat şu an 1:30-2. Kapatıyorlar. Arkadaşlar, bugün Manchester'ın süpermarketlerinden bir tanesine gireceğim. Bakalım Manchester'daki süpermarketler Londra'ya kıyasla ne kadar ucuz ya da ne kadar pahalı. En azından buraya öğrenci olarak gelen arkadaşların bu tarz marketlerden alışveriş yaparak hem biraz daha düşük maliyette hem de daha uygun fiyatlara ürünler alabilirler. Arkamda şu an görüyorsunuz Primark. Burası Avrupa'nın herhalde en ucuz alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Yani alışveriş merkezinden içeri gireceğim ve 10 çeşit, 10 farklı ürünün, öğrencilerin alabileceği 10 farklı ürünün fiyatını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, marketten içeri girdiniz. Genellikle İngiltere'de bütün marketlerin girişinde böyle çiçekler sizi karşılıyor. İlk raflardan başlayalım.
meyve suları mesela 99 pi. Yani yaklaşık Türk parasına tabii ki çevirmeyin çünkü İngiltere'de yaşıyorsunuz. 4 liraya yakın bir para yapıyor, 5 liraya yakın bir para yapıyor. Ama 99 pi yani pence diyoruz. Uygun bir fiyat. Tut almak isteyen arkadaşlar güne güzel uyanıp sütünü balını içip güne başlamak isteyen arkadaşlar burada 49 pi'ye Manchester'da sütlerini alabilirler. Şimdi gelin kısaca sizlere diğer raflara doğru ilerleyelim. Mesela hazır, evet burada hazır yemekler var. Mesela hazır bu İngilizler hazır yemekleri acayip meraklılar. Yani pilav bile hazır. Şöyle görüyorsunuz pilavla tavuk. Bu ürünlerde şöyle bir detay söyleyeyim size arkadaşlar. Manchester'dan emin değilim ama Londra'da çoğu süpermarket akşam saat 6 ve 7'den sonra ürünlerini neredeyse yarı fiyatına indiriyor. Çünkü elinde kalan dondurulmuş ürünleri taze taze satmak zorundalar. Böyle bir kural var. Bu yüzden bazı ürünlerin fiyatları çok ciddi anlamda akşam 6-7'den sonra iniyor. Ben öğrenci olarak ilk Londra'ya taşındığımda şimdi size göstereceğim. Hemen şurada olması lazım. Şöyle bir sweet corn alıyordum Londra'dayken. Ne kadarmış bu fiyatı? 40 pi. Gelin diyelim ki siz kendi evinizde fırınınız var ve kendi tavuğunuzu pişirmek istiyorsunuz. Bakın burada tüm bir tavuk. Evet. Tüm tavuk. Yani bu yaklaşık 1. Allah kocamanmış ha. 1.250 gram. Bunun fiyatı ise 2.25 pound. Şimdi gelelim makarna kısmına. Bir öğrencinin vazgeçilmezi. Yani bir öğrenci az makarna üretildiği sürece öğrenciler asla aç kalmaz. Ben de tabii ki kettle'da makarna yapardım ilk geldiğim zamanlarda çünkü ocağım yoktu. İtalyanlara ben kettle'da makarna yedirmiş adamım. Bayağı düşman oldular bana sonra. Bakın bunun fiyatı hop düşürdük. Spagetti 45 pi. Yani 1 kilo makarna. Al abi bundan 10 tane. 4,5 pound yapıyor zaten. 10 tane al sana 3 ay gider. Nereye girelim bakalım burası neymiş. Burayla işimiz yok. Evet Nutella'ya bakalım. Nutella'nın fiyatı 630 gram. Şu Nutella 3.15 pound. Abi çikolata şeyden pahalı ya yemekten pahalı nasıl iş. En çok para harcayacağınız şeylerden bir tanesi. Bakın ben buna size garanti veriyorum. Bunlar ne kadarmış bakalım. 8.99 pound. Yaklaşık 6.5 kilo yazıyor. Bu renkler için bu arada. Evet renkler içinmiş. Yüz yıkamaya kadar şey varmış. Bu da beyazlar için. Bunun fiyatı da 3.99. Ya bu İngiltere'de bunlara gerçekten çok para harcayacaksınız. Buna ve kurutmaya. Yıkama ve kurutmaya. Tost ekmeği. Bizim İngiltere, yani Türkiye'de olduğu gibi şey yok tabii ki. Böyle somun ekmek tarzı fırınlar bulamazsınız. 400 gramlık bir ekmek. Şöyle beyaz ekmekler. 80 pi. Daha büyüğünü isterseniz biraz daha böyle büyüğü. Bu 800 gramlık hemen bunun 1.15 pound. Yani arkadaşlar ben elimden geldiği kadar size İngiltere'deki market fiyatlarını, daha doğrusu Manchester'daki market fiyatlarını anlatmaya çalıştım. Sevgili arkadaşlar Manchester'da gece hayatı bu şekildeydi. Biraz club'lara gittik, eğlencelere gittik sizler için. Biraz böyle anlatmaya çalıştım. Londra'yla kıyaslayınca tabii ki Londra açık ara önde bu anlamda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Ve
Like atmayı unutmayın. Bir sonraki durağım ise Oxford şehri olacak. Oxford'dan sizler için efsane videolar gelecek. Özellikle Harry Potter hayranlarına. Dediğim gibi kanala abone olmayı, like atmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Aşağıda Instagram hesabımı bırakıyorum. Takip etmeyi de unutmayın. Çünkü çekilişler oradan da devam edecek arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.